İsveç'te Irak Büyükelçiliği'nin önünde İslam'ı hedef aldı. Önce Kur'an-ı Kerim yaktı. Ardından kutsal kitabı ayaklar altına aldı. Irak asıllı Selvan Mumika'ya İsveç'te de tepkiler var. Hristiyan bir esnaf Mumika'yı marketinden kovdu. You have brought a Quran because that you don't want Provokatör Mumika o anları cep telefonuyla kaydetti. Esnaf kendisinin Iraklı bir Hristiyan olduğunu söyledi. Mumika'nın yaptığı davranışın kabul edilemez olduğunu belirtti. Hristiyan esnaf daha sonra Mumika'yı marketten kovdu. O video sosyal medyada gündem oldu. Öte yandan İslam'a yönelik provokasyonlara izin veren İsveç'e bu kez İslam İşbirliği Teşkilatı'ndan tepki geldi. İsveç'in teşkilattaki özel temsilciliğinin statüsü askıya alındı. Teşkilat yazılı açıklama yaptı. Buna göre icra komitesi 2 Temmuz'da Kur'an provokasyonlarına karşı acilen toplandı. Toplantıda İsveç'in özel temsilcilik statüsü askıya alındı. O karar uygulanmaya başlandı. Söz konusu karar İsveç'e de iletildi. İslam İşbirliği Teşkilatı Genel Sekreteri Hüseyin İbrahim Taha da alınan kararı memnuniyetle karşıladı. Tüm üye ülkeleri bu tür eylemlere karşı pozisyonlarını ifade edecek adımlar atmaya çağırdı. Birleşmiş Milletler'e de seslendi. Yakın zamanda kabul edilen, ayrımcılığa ve şiddete teşvik eden dini nefretle mücadele kararına uymanın önemine işaret etti. İsveç'e tepkiler sürüyor. Başkent Stockholm'de Iraklılar Büyükelçilik binası önünde toplandı. Kur'an-ı Kerim'e ve Irak bayrağına saygı programı düzenlendi. Slogan attılar, Kur'an okuyup birlikte namaz kıldılar. Pakistan'da da İsveç'e öfke vardı. Karaçi'de Cemaat Ulema İslam Partisi destekçisi yüzlerce kişi yürüyüş düzenledi. Partinin lideri bir konuşma yaptı ve provokasyonları lanetledi.